Evet, gündem özel demokratikleşme paketiyle devam ediyor değerli izleyiciler. Stüdyomuzda konuğumuz var. Yayın başlarken duyurmuştum. Yardımcı doçent doktor Sayın Levent Korkut stüdyomuzda. Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müsaade ederseniz Sayın Bağlı, Sayın Kurt hocamla başlayalım. Yeni geldi. Genel anlamda demokratikleşme paketini değerlendiriyoruz. Atılan adımı ve açtığı yol bakımından baktığımızda bir devrim niteliğinde sayabiliriz. Özetle dedik. Katılıyor musunuz? Artıları eksileri sizce nedir? Artıları eksileri var. Yani ben özellikle bu tür paketlere tabii siyasi partilerin yaklaşımıyla bir akademisyenin yaklaşımı farklı olmak durumunda. Yani çok büyük laflarla bir paketi nitelendirmekten çok paket ne işe yarayacak? Yani işlevi ne olacak? İşlevini yerine getirebilecek mi bu açıdan? Peki, yaklaşmak getirebilecek gerekir. Ne düşünüyorsunuz? Siyasi partiler kanunu var. Oraya girmedik ya. Şunu birazdan konuşacağız ama konuştuğumuz özellikle konuların başında başörtüsü yasağının kamuda kaldırılması var ki 46 yıllık bir ayrımcılıktan bahsediyoruz. Ayrımcılıkla ilgili de ayrıyeten maddeler ve kurul oluşacağı söylendi. Özel okullarda yabancı dil ve lehçelerin serbest bırakılması, sadece o lehçeler üzerinde, dil ve lehçeler üzerinde özel okullar açılabilmesi imkanı tanındı. Bununla ilgili eleştiriler var. Niye devlette olmuyor diye Sayın Abdurrahman Kurt söyledi. 40. maddeydi değil mi? 40. maddenin düzeltilmesi gerekiyor anayasanın. Özel okullardan ziyade devlet okullarının da bu şekilde ilgili görebilmesi. Şimdi isterseniz orada genel bir gözlem var. Onu sizinle paylaşmak isterim. Şimdi paketle çözüm süreci ve anayasal değişim ve Türkiye'nin yeni anayasaya doğru olan sürecini ve önümüzdeki seçimler ve onun şu an içine girdiğimiz süreci birlikte değerlendirmek gerekir. Evet. Şimdi anayasal süreçten bağımsız bu paketi değerlendirirsek değil elbette. Yanlış olur. Şu açıdan yanlış olur. Yapılması gereken reformların, Türkiye'de gerekli reformların bir kısmı anayasal değişikliklere bağlı. Bunlardan birisi de ana dilinde yapılacak eğitimle ilgili düzenleme. Hı hı. Şimdi dünyaya baktığımızda ben buraya gelmeden önce hemen kontrol ettim. 40'ın üstünde ülkede savunma hakkı anayasal bir hak olarak ana dilinde verilmiş. Anayasal bir hak olarak düzene kavuşturulmuş. Yine 30'un üstünde ülkede dünyada ana dilinde eğitim bir şekilde geniş ya da daha dar şekilde anayasal şekilde ifade edilmiş. Şimdi bizim henüz anayasamızda böyle bir haktan bahsedemiyoruz. Yani illaki anayasada olması da gerekmez fakat anayasada tersine de bir düzenleme söz konusu. Evet, yani bir sınırlama getirilmiş. Şimdi böyle bir durumda anayasal değişiklik olmadan siz ana dilinde tam bir eğitim sistemi kurmanız mümkün değil. O da bu şeye mi takılmış oluyor? Yani buradan şunu mu anlamalıyız? Dört tane partinin eşit oranda üye verdiği bir komisyonda 59 madde üzerinde anlaşılmasına rağmen bir anayasa yapılamaması göz önüne alındığında halihazırda bahsetmiş olduğumuz özel dil ve lehçelerde devlet okulunun olmasının imkansızlığından bahsediyoruz. Evet, şimdi 9-10 tane konu var ki bu konuda henüz anayasa komisyonu üzerinde bir anlaşmaya varamamış durumda. Evet. Bazı konular var, mesela iki parti anlaşmış. Bazı konular var, üç parti anlaşmış. Ama bazı konular var, dört parti de farklı öneriyle gelmiş durumda. Bu işte tıkayan anayasal süreci tıkayan bir mesele. Evet. Anayasal süreç bu durumdayken bir reform yasasıyla konunun bütününün düzenlenmesi düşünülemez. Bugün bu belirtildi. Denildi ki bazı eleştirenler, evet bu böyle biz de biliyoruz ama başbakan hiç olmazsa geleceğe yönelik bir vaatte bulunabilirdi bu konuda. Başbakan söyledi ama bunu, yani cümlesi şuydu. Evet. Siyasi konjonktür, ülkenin içinde bulunduğu durum ve yasaların belirttiği noktalar şu anda bunu yapmayı gerektiriyor. Bu son değil. Yine siyasi konjonktür, ülkesel durum müsaade edince diğer demokratikleşme paketleri de atılacak. Evet. Ana dilde eğitimle ilgili bu eleştiri yapılırken mesela niye şeyi eksik bırakıyorlar? Aynı mantık aslında. O zaman vatandaşlığı da söylesinler. Bunların hepsi anayasaya tekabül eden şeyler. Doğrudur. Niye bunları söylemiyorlar? Çünkü orada bir şey var. Yani şimdi vatandaşlık konusunda ana dilinde eğitim konusunda, yerel yönetimler konusunda vesaire konuda, şu konuda bu konuda bir anlaşma oluşmuş değil.
henüz. Evet, anayasal düzenleme yani bu konularda bir anlaşma oluşmuş olması tabii ki işin önünü açar. Tabii burada şunu vurgulamak gerekiyor. Bence sivil toplum, Türkiye'deki demokratik güçler, bütün ilgililer, bu düzenlemeleri yetersiz bulanlar açısından, hepsi için demiyorum ama anayasayla ilgili olanlar açısından önemli bir görev de partileri göreve çağırmak ve anayasal değişiklikleri bir an önce hayata geçirecek düzenlemeleri yapmak için uyarılarda bulunmaktır. Şu anda benim gördüğüm bir eksik, Türkiye'de anayasal süreç uykuya dalmış durumda. Ama burada önemli bir sivil şey toplum var. Bu konuda çok inaktif bir noktaya gelmiş durumda. Biraz dürtüklemek, siyasileri dürtüklemek, anayasa konusunda hadilemek gerekiyor. Zaten şurada seçime kadar bunun yapılma olasılığı kalmadı. Az gibi kalmadı gözüküyor gibi sanki. Ama hiç olmazsa bir sivil toplum baskısı oluşturmak suretiyle bir an önce bu anayasal düzenlemelerin yapılması için harekete geçmek lazım. Mevcut düzenleme ne getiriyor? Mevcut düzenleme aslında mevcut anayasanın çizdiği çerçeve içerisinde ne yapılabilirin düzenlemesi. Başka bir şey daha var hocam sanki. Bu psikolojik eşiği kırıyor. Ha, o ayrı bir nokta. Sonra ayrıca değinebiliriz. İnsanlar bunu göz ardı ediyor. Bakın bu ona ayrıca gerçekten değinebiliriz. Psikolojik eşiği kırmak adına çok önemli bir hamle. Bu şu mu demek yani? O zaman şunu söyleyebilir miyiz? İsterseniz teknik olarak bir bahsedelim. Çünkü çok teknik boyutu bahsedilmedi. Şimdi Türkiye'de yabancı dilde eğitim yapan kuruluşlar var. Burada durum onlara benzetilmeye çalışılıyor. Farklı lehçeler. Yalnız yani şunu mu? Yani İngilizce eğitim veren bir özel okulun İngilizce yerine işte Kürtçe ya da diğer lisanlara da eğitim veren bir okul. Yalnız burada ya da Arapça. Başka teknik bariyerler var. Onlardan da bahsetmek lazım. Örneğin bu şekilde eğitim yapılabilmesi için gerekli kurallardan birisi o dilin başka bir devletin resmi dili olması. Bunu Kürtçe sağlıyor şu an için. Yani Irak'ta çünkü resmi dillerden biri. Fakat diğer diller açısından sorun olabilir. Fakat burada asıl önemli olan bence de bunun bir şekilde zorlanarak buraya sokulmuş olması. Daha genişi şu an için yapılamaz idi. Yani daha geniş bir düzenleme kesinlikle anayasa değişikliği gerektirir. Bak, o zaman gelinen nokta teknik olarak partinin gelebileceği maksimum noktası bu. Yani bunun şey olarak da yani uygulanabilirliği açısından da şimdi çok ciddi olarak siz böyle bir eğitim vermeye kalkıştığınızda ne kadar şey yani bu belki gene teknik açıdan zaman içerisinde tartışılır ama hocamın söylediği nokta bence toplumda bu konuda manipülasyonların önüne geçmek adına gerçekten çok önemli altı çizilmesi gereken bir nokta. Evet, yani maksimum sınırda yani olması. Bir yasayla yapılabilecek maksimum nokta. Ha yani eğer AK Parti bu ana dili meselesinde anayasadaki tutumu eleştiriliyorsa o başka bir mesele. Ama burada bu nokta itibariyle bu yasada daha fazla ne yapılabilir diye düşünüldüğünde şu an için fazla bir şey yapılamaz. Ama anayasa tartışması, anayasal süreçte AK Parti'nin tutumu, diğer partilerin tutumu bunlar eleştirilebilir tabii ki. Şu anda da zaten bu konular tartışılıyor ama orada da eksiğimiz aslında anayasal süreçleri biz bayağı bir ihmal ettik. Bayağı bürokratikleşti, kapalı kapılar altında süren ve çıkmazlara giren bir süreç haline ne yazık ki dönüşmüş durumda. Evet. Aslında o anayasa yapabilsek, biz bir yeni anayasa yani bakışı itibariyle demokrasiye, insan haklarına, hukuk devletine dayalı, geçmiş, Türkiye'nin geçmişini bize anımsatmayan, insanların eşitlik içerisinde ele alındığı, ayrımcılıktan uzak, vesayetten uzak, vesayet kurumlarından uzak bir yeni anayasa yapıldığı takdirde bu konuların daha düzenlenmesi, iyi bir şekilde düzenlenmesi mümkün. Ama bu da bir fırsattır diye bakmak gerekir. Yani uygulama açısından da ben mesela bir Kürtlerin kurmuş olduğu sivil toplumun yöneticisi olsam hemen etrafıma parası olan zengin kişileri toplayarak bir özel okul kurmak. Yapılabileceği gibi ben şunu söyleyeyim. Ben ileride devletin de bunları teşvik veya sübvansiyonla
belki bunu da aşabilecek bir noktada destek olabileceğini düşünüyorum. Ama o da bir şey olmuyor. Yani hızlıca yani hareket edip aslında bu hiç olmazsa bu eğitim sisteminin acemilik dönemini geçirecek ve tecrübe kazandıracak hocam burada izin verirseniz bir şey eklemek istiyorum. Gerekir. Aslında gerçekçi olmak gerekirse şu an yapılan gerçekten yapılabileceğin maksimumu ve bana göre değeri okulda öğrenci bulmaktan parasını, çünkü bunlar çözülür bir şekilde, devlet sübvanse eder, bir şeyler olur ama bu kalıcı bir şey değildir. Bir kere buradan bakmak lazım. Bu bir psikolojik bariyeri aşmaktır. Ama anayasal anlamda bu kalıcı gözüyle sürece, bakmamak lazım. Evet, kalıcı gözüyle bakmamak lazım. bu çok fazla sürdürülecek bir boyut değildir. Ama psikolojik bariyerleri yıkmak, toplumda bunun bölünmeyi getirmediğini net bir şekilde psikolojik anlamda oturtmak adına çok önemli bir hamledir. Ama bundan daha önemli bir şey var. Bu sorun o kadar fazla siyasallaştırılıyor ki, tamam anayasayı değiştiremiyoruz ama ben bunu hep söyledim. Topluma da hep bu gösterilerek yanıltılıyor bana göre talepler. Esas ihtiyaç nedir biliyor musunuz? Değil esas mi? İhtiyaç bölgede, örneğin Hakkari'de, Diyarbakır'ın köylerinde, Muş'un köylerinde, belki Muş'un merkez bazı yerlerinde, işte yani gerçekten Türkçeyi iyi kullanamayan yerlerde gönderdiğiniz ilkokul öğretmenlerinin en azından o çocuğun dilini bilmesi gerekiyor. Kesinlikle bir kere daha. Bu, doğru, bunun filmi bile var biliyorsunuz. Evet, evet. Yani iki dil bir bavul. Dil ama bir bizi bavul. O kadar çok siyasallaştırıyorlar ki. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bu kadar siyasal talep içerisinde siz bugün ana dilde eğitimi anayasal olarak bile çözseniz bunun oturması en az 5 yıldır. En az 5 yıldır. Daha yeni devlet üniversitelerde bu birimleri açtı. Yeni yeni mezunlar oluşuyor. Bu kadar ihtiyacın karşılanacağı bir kere şu anda birim yok burada. Yani ama 20-25 bin öğretmenden bahsediyoruz. Evet. Ama siz buna gidene kadar bununla ilgili formasyon almış bir eğitimden bahsediyoruz. O yani çocukları hala bu mağduriyet içerisinde bırakıyorsak Türkçe bu da bir bilecek, hata Türkçe var. Bilecek. Evet. Aslında hükümete hatırlatılması gereken bence çok daha önemli olan öncelikle o bölgeye gidecek öğretmenlerin o dili, o çocukların dilini bilmesi. İki dilli bir öğretmenin ancak orada görev yapabilmesine müsaade etmek gerekiyor. Çünkü bunları hepimiz biliyoruz, işte hocamın da ifade ettiği gibi filmlere bile konu olmuş şeyler. Siz hiç o dili bilmeyen bir çocuğu o sınıfa koyuyorsunuz. 5 yılda hiç bilmediği bir dili öğrenecek ve 5 yılda onun dışında aynı müfredatta mükellef İstanbul'daki çocukla yarıştıracaksınız. Bu bir zulüm. Hakikaten bu bir zulüm. Ama o kadar aşırı siyasallaştırılıyor ki bütün sorunlar insaniliğini kaybediyor. Dolayısıyla bu tür aslında acil müdahale gerektiren şeyler göz ardı ediliyor. Dolayısıyla biraz da aslında sivil toplumun, hocamın da ifade ettiği gibi bu tür insani boyutlarla da yaklaşması gerekiyor. Ama gel gelelim ortadaki vaka şu, bir Kürt sorunumuz var. Onun doğurduğu bir PKK sorunu var. Şimdi PKK sorunu o Kürt sorununda esir almış durumda. Böyle bir problemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla baktığımız zaman bizi insani adımlar atmaktan da engel alıkoyan psikolojik bariyerler, bunun aşırı siyasallaşması, algıların bu anlamda çarpıtılmasıyla ilgili bir süreç de yaşıyoruz. Ve burada olan hala o toplumda o mağduriyeti yaşayan başta o çocuklar olmak üzere bir sürü insana oluyor. Evet. Yani. Dolayısıyla bunların önüne geçmek lazım. Ama ana dilde eğitim siyasal boyutuyla çok öne çıktı. Anayasada bu anlamda bunun değişmesi imkanı olmadığı halde sanki bir an önce değişebilecekmiş de değiştirilmesi en başa talep halinde ifade edildi. Ama BDP bunu ağırlıklı olarak kullandı. İşte onu söyledim. Yani çünkü bazen de çözümsüz şey alanlar bu alanda siyaset yapmanın önünü açıyor bazı insanlar için. Bundan kurtulmak gerekiyor. Bu şu anda yani burada hedefimiz tabii çözümsüz bir alan. Dilin öğrenilmesi mi siyasi bir bunun üzerine Abdurrahman Bey'in deyine ilaveten yani gerçekten burada Kürtçenin önündeki engellerin kaldırılması ve öğrenilmesiyle ilgili devletin de imkan tanıyabilecek bir fırsatın oluşturulması mı yoksa bunun üzerinden bir kimlik inşa edilmesi mi yahut da bir siyasi projenin hayata geçirilmesi mi? Zannediyorum bu çok ciddi olarak konuyu bir nevi muğlak hale getiren ama esas sorun. Fakat AK Parti'nin uygulamalar açısından baktığımızda bugüne kadar ki bütün yapıp ettikleri esasında Kürtçe ile ilgili hiçbir yasanın kalmayacağı düzenlemelerde bulunması. Yani gerek kamuda kullanılması gerekse okullarda öğretilmesi ile ilgili ki bu pakette de var olan biliyorsunuz. Evet. Çok ciddi olarak bir etnik hakkın veya bu etnik talebin yahut da bir etnik isteğin son derece masumane bir istek olarak bunun karşılanması ile ilgili bir iradenin ortaya konulması. Bu hakikaten önemli bir dönüm noktası bence Türkiye'de ki Abdurrahman Bey bahsetti.
bütün bunların ötesinde burada çok toplumsal talepler doğrultusunda bir değişimin gerçekleşiyor olacağına dair bir devlet otoritesinin deklarasyonunun varlığıdır. Bugüne kadar çünkü hiç böyle bir şey olmadı. Yani çok fazla talepler oluyordu ve o talepleri kabul edebilecek, onları bir nevi yasal bir düzenleme çerçevesinde sunabilecek bir kamu otoritesi maalesef yoktu. Şimdi bizim ne yazık ki bu modernleşmedeki en büyük handikapımız aslında senkronizasyon sorunudur. Yani farklı alanlardaki değişim dinamiklerinin ve hızlarının diğer alanlardan ya çok önde yahut da çok geride gidiyor olmasıdır. Ve bu toplumda doğal olarak bir uyum problemini, bir takım patolojileri üreten bir mekanizma olarak karşımızda çıkıyor. Bu ilk defa zannediyorum bir reel gerçeklik olarak görülerek atılan bir adım. Bundan önceki bu konuyla ilgili bütün adımlar, bakın tekrar ediyorum, çok ilginç bir şey. Bana göre çok kritik bir nokta. Bugüne kadar bu tür konularla ilgili adımların çok büyük bir kısmı politik bir takım kaygılar üzerinden yürüyordu. İşte Avrupa Birliği ile uyum sürecinin gerektirdiği, bilmem Avrupa'nın dayatması, bir takım uluslararası anlaşmaların yapması sonucunda mutlaka yapmamız gerekiyor. Çünkü işte o uluslararası anlaşmalar sonucunda şu şu konularda diplomatik bir çalışma yapmamız gerekiyor yani gibi. Risk almadan politika yapmaktı belki de. Öyle diyebilir miyiz? Hem bu var, hem bu var, doğru. Hem risk almadan politika işte halkın veyahut da koşulların dayatmasıyla, evet, özellikle dışarıdaki dayatma, dışarıdan gelen dayatmalar sonucunda demokrasiyle ilgili bir takım adımlar atılıyordu. Ama ilk defa halkın talepleri doğrultusunda ve reel politiğin gerektirdiği çerçevede bir demokratikleşme gerçekleşiyor. Ki bu da tam da Levent Hoca'nın söylediği gerçekten arzu edilen ve bu çerçevede bu konuyla ilgili yapılabilecek nihai noktadır. Hı hı. Bu meselenin nihai çözümüyle ilgili ben belki kısmen Abdurrahman Bey'den ve Levent Bey'den farklı düşünüyorum. Ana dilde eğitimle ilgili bazı yerlerde çok ciddi problemler de var. Yani şu anlamda problemler var. Eğer resmi dilin dışında özellikle lokal olarak var olan yerlerde o dille bir eğitim yapıldığı zaman o dilden eğitim görenlerin ülkenin genelindeki ekonomik faaliyetlere ve siyasi alanlara katılmaları ciddi bir sorun oluyor. Bunun tipik örneği Çin'deki Doğu Timor'dur. Şimdi oradaki Türkler Çin'in genel... Türkiye'de bunu yaparken çift dilli eğitim üzerinde. Evet, yani çift dilli ya. Dolayısıyla ya bunun vazgeçilmez bir konu olduğu altı çizilmeli. Çok bitiriyorum. Çok yalnız ben bütün bunlara rağmen hocam bunlar iradeye bağlıdı. Vatandaşın isteğine bağlı şeyde, olmalıdır. Bu Çin'de, gerçek, özür dilerim Çin'de hocam. Türkler bitiriyorum Sayın Vekilim. Çin'de Türkler Çin siyasi sistemine ve entelektüel sistemine dahil olma konusunda çok başarısızlar. Başarısız olmaların sebebi onların kendi ana dilinde eğitim yapıyor olmalarındandır. Çinceyi bilmiyor olmalarından kaynaklanıyor. Önemli Doğu Türkistan. Zaten, tabii Doğu Türkistan'ı kastediyorum. Bu konuda biz burada da mesela çok şey bir bölgede yaşıyoruz. Yani bizde konuda... mesela Türkiye'de gerçekten çok ciddi olarak eğer bu buradaki siyasi yapılanmaya, ekonomik yapılanmaya dahil olacaklarsa ki olmalarını arzu ediyoruz doğal olarak. Dolayısıyla Türkçe ile ilgili herhangi bir aksaklığın yaşanmaması da gerekiyor aynı zamanda. Yani bu konuda dünyada aslında gelişmiş çok önemli örnekler var ve bu örneklerin bir kısmı da bize yakın örnekler. Tabii, mesela İsveç tabii. Gibi, Finlandiya gibi Avrupa bölgesinde bulunan örnekler. Bu burada zaten çift dillilik teorisi diyebileceğimiz bir teoriden hareket ediliyor genelde. Hı hı. Orada asıl amaç bireyin, toplumda yaşayan bireyin dışlanmadığı bir sistem içerisinde yaşayabilmesi. Bunun için de hem kendi ana dilini hem de ana dilinin dışındaki o ülkenin resmi dili ve hakim dilini öğrenmesi üzerine kurgulanmış eğitim modülleri var. Hı hı. Genelde İlk okuldan ya da düşük sınıflardan ana dili daha ağır bir eğitimle başlanıp yavaş yavaş zaman içerisinde oranları değişmek suretiyle diğer dili de gayet rahatlıkla öğrenebiliyor. Bir de küreselleşen dünyada ulusal alanlarda böyle vizyonlar da konuluyor artık. Yani tek dillilik biraz
ulus devletin klasik döneminin bastırmasıyla doğru. oluşmuş bir şey. Çok rahat ispatlanmış bir şeydir ki bir insan 3-4 dil öğrenebiliyor. Bugün mesela Hollanda'nın 3 dililiğe geçiş politikası. Yani kendi dili dışında eğitimde 2 yabancı dil öğrenmesi dedi. İnsanların. Ve gerçekten bu mümkün. Yabancı dil öğrenmesinden ziyade şeyden herhalde, yani bilmediğim için soruyorum. 3 farklı dilde de eğitim yapılabilen bir ülke. Ye mi dönmesi Hollanda'nın konuşulması sadece mı? Eğitim dili olarak düşünmeyin. Hollanda'da mesela kendi dilleri Dutch resmi dil ve aynı zamanda da Hollanda'da konuşulan dil. Bunun dışında 2 farklı dilin zaten İngilizce başarılmış durumda. Şu anda Hollandalıların hepsi iyi veya kötü İngilizce konuşabilir, anlaşabilir durumdalar. Ve bunun yanına bir dil daha mesela bir Avrupa Birliği dilinin daha eklenmesi. Avrupa Birliği'ne baktığımızda Avrupa Birliği'nin belki ulus devletler olarak aldığımızda dil bütünlüğü daha homojen. Hı hı. Ama Avrupa Birliği'nin resmi dilleri bütün ülkelerin dilleri ve bunlarda da bir dil politikaları geliştirmek, fazla dil öğrenmeyi teşvik etmek var çocuklara. Dolayısıyla günümüz dünyasında, küreselleşen dünyada bir boyutta aslında dil zenginliğidir. Bu dil zenginliği lokal diller olabilir, evrensel kullanıma açık olan diller olabilir ve insanlar daha fazla dil öğrenerek daha zengin bir yaşama kavuşabilirler. Aslında bir anlamda kuruluktan şeye geçiliyor. Yani daha zengin bir sosyal yaşamın da bir aracıdır dil. Yani burada sorun kısa şu, meselenin özü. Kürtler diyor ki aslında bizden beklenti asimilasyona dönük. Kürtler dillerini unutsunlar umuduyla yapılmayan her düzenlemeye hele çok dililiğe Kürtler açık, onu size söyleyeyim. Evet. Yani tabii, Avrupa'da çok gördüm. Bizim oraya yerleşen birçok Kürt ailede çocuklar 2-3 dili birden daha küçücükken konuşuyorlar. Doğru. Oranın dilini, Kürtçeyi ve Türkçeyi konuşuyorlar. Ve işin bir başka boyutu da dünyada bakın kültürel bir çürüme ve yok olmadan bahsediliyor. 6000 dil var dünyada. Evet. Önümüzdeki 100 yıl içerisinde yani. Bunların 400'e ineceği söyleniyor. 300 yılda 10'a yani, ineceği söyleniyor. Ve evet daha uzun vadede bunun daha aza ineceği söyleniyor ve burada İngilizce, işte İspanyolca, Çince, Rusça, Fransızca gibi dillerin çok büyük bir avantajı var. Biz aslında çok dilliliğin geliştirilmesiyle kendi coğrafyamızın dil zenginliğini de savunmuş oluyoruz. Evet. Yani buna sadece Türkçe, Kürtçe diye bakmamak gerekir. Doğru. Kısa bir ara bölgemizin verelim. Kültürel zenginliği olarak reklama bakmak gideceğiz. Gerekir. Dönüşte bunun üzerine konuşur muyuz bilmiyorum ama diğer mevzular da var. Onları da konuşmamız gerekiyor ayrılan sürede. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Demokratikleşme paketinin ayrıntılarını konuşacağız. Gündem özelliği.